Merhabalar. Bu kez gündemde olan ve tartışılan konulardan bir tanesi DEM Parti'nin Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in mecliste yaptığı konuşma. Sinan Çiftyürek mecliste Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 200 bin olan ve kardeşi olarak gördüğü Kuzey Kıbrıs'ın devlet kurma hakkını savunuyor. Müslüman olduğu için Filistin'i kardeş olarak görüyor ve devlet kurma hakkını savunuyor. Ama bin yıldır kardeşimiz dediğiniz milyonlarca Kürt'ün bırakalım devlet kurmasını, varlığını bile kabul etmiyorsunuz dedi. Ve bu ne biçim kardeşlik, bu kardeşliği nasıl sürdüreceksiniz dedi. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Ahmet Spor futbolcusu Deniz Nakay'ı hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Bir maçta attığı golün sevincini paylaşmak için evrensel sembol olan zafer işareti yapmıştı. Hem iktidar hem iktidar partileri tarafından lince uğratıldı. Sonuç hem siyasi futbol hayatı bitti ve Avrupa'da yaşamına devam etmek zorunda kaldı. Ama 70 yıldan bu yana Türk siyasetinde bir taraf olan, bozkır işaretini yapan Türk milli futbolcusu ise iktidar tarafından ödüllendirildi. Bu farklı tutumu, bu ayrımcı tutumu öncelikle kınıyorum. Türkiye uzun süredir izlediği yanlış Suriye ve özellikle Rojava politikasından yeni çıkış arıyor AK Parti hükümeti. Mesele şudur, bu izlenen yanlış politika yeni yanlış politikalarla mı aşılacak yoksa doğru politikalarla mı aşılacak? Problemin ana noktası budur. Neydi mesele? Arap Baharı arkasında Suriye'de yaşanan iç savaş kısa sürede Suriye'nin bütününü kapsayınca Esad rejimi tehlikenin büyüğünü fark etti. Özdeş Rojava'da kendinden çekilerek bölgeyi Kürt siyaset kadrosuna teslim etti. Çok geçmeden IŞİD Saddam tanklarıyla birlikte Kürt kentlerine doğru olarak hareket etti. İşgallere başladı. Türkiye Cumhuriyeti malum gerek Kürt meselesi üzerine algıladığı tehdit, gerekse Suriye rejimine ilişkin ABD ile ortak tutumu nedeniyle harekete geçti. Önce Suriye muhalif rejimiyle anlaşmak istedi Esad rejimin devrilmesinde, sonra aynı zamanda Kürt muhalif siyasi kadrolarla da anlaşarak Esad rejiminin aşılması için bir politika belirlemeye çalıştı. Kürt siyaset kadrosuyla görüştü. Kürt siyaset kadrosu çok net bir soru sordu. Dedi ki, tamam biz sizinle birlikte Esad'a karşı mücadele edelim. Ya Esad yıkılmazsa sizin için kolay. Nihayet Kürt siyaset kadrosu haklı çıktı. Esad yıkılmadı. Yıkılmadığı için bugün ne aranıyor? Özellikle Rojava yönetimi doğrudan doğruya Suriye ile Türkiye kıskacını alınmak isteniyor. Muhalif siyasetle ilişkisi ise Amerikan stratejisi içerisinde devam etti. Halen de ilk üzerinde sürdürülüyor. Burada altı çizilmesi gereken bir nokta var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile birlikte İdlib'de hareket ederken Esad'a karşı ABD Türkiye'yi desteklerken ABD stratejik müttefik oluyor. Değil mi? Bugün hala İdlib'de ABD destekliyor Türkiye politikasını. Ama aynı ABD statüsü bile olmayan Kürt'e destek verince ABD teröristlerine destekleyen devlet oluyor. Bu çifte bir standarttır. Özellikle iktidarın bu yanlış politikadan dönmesi lazım. Şimdi problem neydi? Mesele neydi? Nereye gelindi? Türkiye Cumhuriyeti bugün izledi bu yanlış politikadan dönmek istiyor. Putin'in de önerisiyle ki statü kucu Putin diyor ki ısrarla özellikle Rojava'yı Suriye ile Türkiye'nin kıskacını alarak ortadan kaldırmak istiyor. Türkiye'de bu politika yatmış durumda. Dolayısıyla şu anda Esad rejimine elini uzatıyor, görüşmek istiyor. Dün yıkmak istedi Esad rejimini, şimdi onunla birlikte ortaklaşmak istiyor. Yanlış olan burada ne? Yanlış olan özel proje ve kıskaca alma politikasıdır. Esad rejiminin görüşmesi, Esad rejimiyle anlaşması bizim desteklediğimiz bir politikadır. Çünkü şu anda Türkiye'de bulunan göçmen kitlesinin %80'i İhvan-ı Müslüm'ün etki alanındaki Hama Humus Halep'ten geldi. Eğer Esad'la anlaşırlarsa bu Hama Humus Halep'te gelen kitlenin esas itibariyle kendi kentlerine Birleşmiş Milletler'in gözetiminde dönmesi doğru politikadır. Biz bunu destekleriz. Yanlış olarak gördüğünüz şey ise
aynı politikayı sürdürürken Esad'la, gelin biz sizinle anlaşarım, özel Rojava'yı ortadan kaldıralım. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Daha önce de dile getirmiştim. Kürt meselesinde gelinen nokta şudur. Ne tutabiliyorsunuz, ne sürdürebiliyorsunuz. Ne bırakabiliyorsunuz, ne devam ettirebiliyorsunuz. Bu kriz sadece Kuzey Kürdistan'da yaşanmıyor. Rojava'da yaşanıyor, Güney Kürdistan'da yaşanıyor. Dolayısıyla Kürt'ün varlığının ortadan kaldırılması, statüsünün ortadan kaldırılması üzerine sürdürülecek olan her politika Türkiye'yi daha fazla açmaza sürükleyecektir. Bu bir. Sayın Çift Direk, lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İkincisi, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ı kardeş görüyor değil mi? Kıbrıs Türkiye kardeştir. Orada 200 bin Türk var, onun statüsünü devlet kurma hakkını savunuyor. Filistin halkını Müslüman halk olduğu için kardeş olarak görüyor, devlet kurma hakkını savunuyor. Ya siz bin yıldır kardeş gördünüz Kürt'ün varlığını daha resmen kabul etmiyorsunuz ya. Bu ne biçim kardeşlik? Bu kardeşliği nasıl sürdüreceksiniz? O nedenle diyoruz ki eğer yanlış politikadan dönmek istiyorsanız, bir, Güney Kürdistan'da de facto tanıdığınız Rojava'daki statüyü tanıyın. Esad'la anlaşırken burada, bu göçmen kitlesinin sözünü edilen üç büyük kente dönmesini sağlarken benim gözetimi altında özellikle Rojava'yla da anlaşın. Özellikle Rojava'ya barış elinizi uzatın. Çözüm burasıdır. Kürt'ün Türk'le tekrardan büyüme politikasında yolu budur. Ya benim dikkatimi çeken bir de bir şey var. Yani konuşmasıyla ilgili tabii ki yorumlarınızı ve fikirlerinizi ayrıca bekliyorum ama Sinan Çiftüreğin daha önceki yaptığı konuşmalar da var. Hep üzerine ekleyerek aslında değerlendirmelerini sürdürüyor. Diğer muhalefet milletvekilleri yani bu konuşmaların binde birini yapsa ya da ağzını açsa hemen AKP ve MHP grubu işte mecliste ortalığı birbirine katıyor ama Sinan Çiftüreğe yönelik aslında şu anda ne AKP'nin ne de MHP'nin tek bir konuşmasına çıt çıkarması yok. Bu denk mi geliyor yoksa arka planda hani meclis grup başkan vekillerinin bir anlaşması sonucu mu hep rast geliyor bilemiyorum ama Sinan Çiftüreğ ne zaman konuşsa yani geçmişte mesela yarın öbür gün AKP ve MHP sıraları en büyük Kürdistan bizim Kürdistan diyeceksiniz dedi. Yine AKP ve MHP sıralarından ses çıkmamıştı. Hani dikkatimi çektiği için aslında buraya vurgu yapmak istedim. Bu konuşmaya dair siz ne düşünüyorsunuz diyerek de burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.